Selamlar YouTube. Kayıp Pilot'un 4. bölümüne devam ediyoruz. 3. bölüm bayağı bir heyecanlı geçti. Öldük, dirildik, farklı haritalar geldi. Çok zor koşullarda şey olduk, kaldık. İşte zaten ölmemiz başlı başına bence bir saçmalıktı. Kulübeye girdi kurt, artı bir de ateş vardı. Neyse, çok güzel bir seviye kaybettik. Daha sonra da çok zor denemeler yaptık. Tutunamadık ama bu sefer tavşandan özürümüzü diledik. Şansımız açıldı, sahil yoluna verdi bizim. Bu şansı kaçırmamamız lazım. Şu an önümüzde iki yol var. Ya Terkelmiş tarafına gideceğiz ya Gizemgöl tarafına gideceğiz. Biraz bulduğum gidişata göre bakacağız. Tulum bulmamız lazım. Şu an kibrit bir şekilde bulduk da tulum bulacağız. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Yayınları Twitch'te yapıyorum biliyorsunuz ki. Açıklama kısmında linkler var. İyi seyirler YouTube. Film barımızda 7.000 TL'yi aştı. Şunu şurasında yazana kaldı. Çok az kaldı. Siz de destek olmak isterseniz teşekkürler butonundan ya da açıklamalarda oyun foruya da Buy Now Game linklerinden canlı yayınlardakilerde ünlem bağış, ünlem donate istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Malum Aydın'da yaşıyorum ve çatı katında yayın yapıyorum. Bunun için klima şart. Abi bu tavşanlar uğraşmayacağız. Bir daha tavşanlar uğraşmayacağım ben. Ya tavşan mavşan uğraşmam. İşlik verdi ya ben. Zor bir save'de işlik gördüğümü hatırlamıyorum. Gelisli geldi hem de Prime ile 4 aydır bizimle. Başarılar sevinç gözyaşları. Sevinç göçeceğiz gerçekten. Prime'la ve 4. elle geldin, hoş geldin. Tavşan vuramam. Sence o laneti o kadar ucuz cezam alamayayım ben? Ha? Bir düşün bakalım. Tavşanın laneti. Sahil yolunda acele ettim bence. Hemen kuş köyüne gitseydin. Ya tam o kolay yolu canım. Kuş köyüne gidersin, toplarsın, şey yaparsın. Onun zevki nerede? O zevk olmaz. Biraz acı çekeceksin. Dönüşte inşallah. Ölmezsek o kuşlara can yenilemeye döneceğim ben oraya. Şimdi bu evi güzelce lootlayalım. İşliğimizi verdi oyun. Birazcık doğrulalım El Turco. Tavşanlarla ilgili challenge gelsin. Ama sen hakkını veriyorsun, sağ ol. Bu kadar eziyetin. Yalnız hiç. Şimdi Mizantrop Tavşan Adası var. Ya da direkt terk edilmişe gidip dönüşte oraya gidebilirim. Terk edilmişe tulumsuz gitmek ne olur? Uyuyacağım yerler var. Tuluma çok ihtiyacım yok. Tulum bulma olasılığım var. Demir testere bulma olasılığım var. Hiçbirini bulamazsam da en kötü idarelik nacak bıçak ve ok başı yaparım. Ama bu canla zor. Yani canım çok az. Bir tane şilinga bulsak %15 artar. Geri kalanlar kuş şey içmemiz lazım. Yoksa uyurken ya da normal şu an mesela canım artması lazım mütecavızda bile. Ama bu seride artmıyor zorluk olarak. Onu da alayım. Eldivenim yok. İşçik bulduk çok şükür. Montum yok, eldivenim yok. Tamam, şu eldiveni kaparsak sweatshirt galiba olduğu için buradan da soğuk ısınması yemiyorum diye biliyorum ben. İnşallah öyledir. Yanlış biliyor da olabiliriz. Şimdi hızlı olmamız lazım. Hemen karşıya geçip Mizantrop'a geçebilirim aslında. Eldiven yapmadım. Yani şeyim yok şu anda. Nedir o? Dikiş kitim yok. Ha, dikiş kitim var. Buldum mu ben dikiş kiti ya? Yok. Şunu garanti olsun toplayalım. Aynen. Yok, şu an dikiş kitim yok. O yüzden yapamıyorum ama hazır bulunsun. Kumaş alalım üzerimize. Bulduğumuz anda yaparız.
Mont bölümleri dolanması lazım aynı. Mont. O zaman mont da bulacağız bir tane minimum. Mont bulmamız lazım. Hava hakkında yorum yapmayacağım. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Orman kulesini tutladık. Kanset tutladık. Oradaki evi tutladık. Buradaki evler yıkık zaten. Şimdi Mizantrop tutacağız. Mizantrop'tan sonra ya sağa gidip Tavşan adasına gideceğiz. Zembe göre çıkacağız. Ya da sola gidip Terk Edilmiş'e gideceğiz. Yani çok kurtun olduğunu varsayarsak Terk Edilmiş tarafı çok çok zor olacak bizim. Ama buraya kadar gelmişken ve ağır çekici bulmuşken insanın oraya gidesi geliyor işte. Gidesi geliyor işte yani. Sahil lootu da var. Kibrit bulduk. Kibritten yana şansımız bayağı yaver gitti. Canımızı şu an arttıramıyoruz. Kuş ağacı sahil yolunda galiba yok. Terk edilmiş topraklarda var mı? Galiba yok. Testere olmadan metal nasıl toplayacağım? Atakan hani metal veriyor ya böyle. Bir bıçak ya da bir nacak azıcık bir şey ok başı çıkaracak şekilde diyorum. Ama yani huş ağaçları olmadığı için diğer plan çok daha mantıklı olacak. Terk edilmiş intihar gibi olacak. Canımı hiç düşürmeden gitmem lazım ki o da çok mümkün gözükmüyor. Yine kibrit. Maşallah. Bir tane de kişi kiti verse şu ev. Kalyo'dan yana da çok sıkıntım yok. Kibrit çok bulduk ya. Kibrit mütecavızda da yani en zorlukta da eskisi kadar zor çıkmıyor maalesef. Kibrit çok çıkıyor. Yani kibritin değerli bir şey olması lazım oyunda ama ilk başta vermiyor fakat gördüğünüz gibi böyle evi bol bir yerdeyseniz bolca atıyor yani kibrit. Mütecavızda ben bir kibritle böyle bir hafta falan geçirdiğimi biliyorum ya. Bir kibrit yapardık. Bolca su yapardık. Etlerimizi pişirdik o bir kibritle. Ziyan olmasın diye. Şu an çok da önemli bir şey değil gibi duruyor artık kibrit. Eyvah. Güzel. Oradan soğuk ısınmasını da yaptık. Bir eldivenimiz kaldı. Hadi kıyafet dolapları. O da güzel. Fena değil. Sweatshirt giyerim. Teşekkürler. Bayağı suyum da var. Mütecavızda hayatta kalmak ne kadar kolay bakın. Mesela benim için şu anda. Uyusam sabah canım olacak. Ah mis.
Okey. Burayı da tutladık. Biz geceyi burada geçirelim. Başımıza çok şey gelmeden maalesef dikişikliği vermedi. Eldiven yapamayacağız. Ama yok ya, şey yapalım. Tavşan Adası'na gidelim. Hava çok güzeldi. Depar atsam ucundan yetişir miyim? Bakalım bir. Tek soğuk mu düşüyor? Yetişiyor. Tamam, yetişiriz. Yani en azından bayağı bir şey kat ederiz. Tavşan. Vurulma. Vurulma. Oğlum. Korkutmak için attım ya. Başka zaman ya, vurmak istesem vuramam ya. Ya vurmak istesem vuramam ya. Ne bir şey olamaz ya. 30 metreden tavşan mı vurulur? Allah'ım ya. Gerçekten inanılmaz ya. Tavşanın vurulası var abi. Benim suçum yok. Tavşanın vurulası var. Bir tane orada metal geldi. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. 25 metre başarımı. Ben daha önce yaptım onu da. Yapmasaydım eğer, bu 25 metreden daha yüksekti. Lanet 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 geldi. Tavşan gördü, yolunu değiştir. En son şey yapacağız. Oyundan tavşanı komple kapatacağım, o olacak yani. Aha, sahil tunu unuttum ya. Ne verdi? Balık vardı bir tane. Levrek verdi hem de. Tabloyu geç. Kuş kabuğu vardı. Onu geç. Şimdi levreğim var ama kokuyorum. Hızlı olmam lazım. Bu levreği pişiririz, hemen yeriz. Tavşan resmen fuar aldı. Gerçekten bile isteye vuruldu ya. Böyle bir şey olamaz. Tavşan Adası. Tavşanlar hiç bu kadar Naca, hoş gündem olmamıştı geldin. oyunda. Hem de Prime ile 23 aydır bizimle. Naca, hoş geldin. 23. ayı ve Prime ile geliyor. Hoş geldin Naca. Orada ne var? Bir şey var. Spor yedek gerek yok. Bende yün yedek var. Tamam, sabah loot yaparız ya. Şu an karanlık zaten. Burada şey var mıydı peki? Şömine falan yok da mı, burada yok. Neyse, ben fenerim varmış. Lootumu yapayım, öyle yapayım. Heh, eldiven geldi. Çok güzel. Şu an sol kısmını yemiyoruz artık. Onu garantiledik. Böyle ışıl ışıl da bir loot yapalım. Görünce atasım geldi taşı ya. Çok güzel. Yani yolumdan kaçsın diye biraz. Ama biraz da belki vururum diye attım. Yalan yok şimdi. Taşta eğimim o kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Bol bol kahve versin. Evet. Çok bol bol her şeyi veriyor maşallah. Güzel. Laf ettik. Bir tane geldi. Bir tane daha gelsin. Herhangi bir şey. Herhangi bir şey. Herhangi bir şey. Koca mutfak, bir tane konserve var. Gerçekten mi ya? Onu görmüştük. Şuna bakacağız. Ya buna da loot yapmak söndürülüyor yazıyor. İlla üzerine gelmen gerekiyor. Su çok var. Su artık almayayım. 6 litre su hazırında. Başından atlamak istemiyorsan yiyip posunu kullanman lazım. Ne, hakkını vermem mi lazım?
Tavşanlarla dalga geçtik resmen ya. Onu geç. Yine dikiş gidiyor yok maalesef. Neyse. Rakçem geldi hem de Prime ile 4 aydır bizimle. Bir seriyi izlemeden yenisi başlamış ne oldu? Hoş geldin. Teşekkür ederim Prime'da olunca için hızımıza yetişemiyorsun. Perdeleri amca sınacak için. Sınacak için derken. Ha, balığım vardı. Burada pişiremeyeceğim. Sabah gitmeden. Mahvolmuş mu balık bu arada? 64'müş, dur. Ben onu dışarı buza atayım. Üzerime durmasın, kokmasın sabaha kadar. Sabah onu. Yok lan burada şu an. Sabah onu şey yaparız. Hızlıca ısıtırız. Yeriz. Buzda dursun. Güzel şey gelmiş zaten, dışarısı karışık. Bıçaklanacak için kumaş lazım da ben galiba şey tarafına gitmeyeceğim arkadaşlar. Terk edilmiş tarafına galiba gitmeyeceğim şu anda. Şu an antiseptiğim yok. O yüzden hasta olmak istemiyorum. Şunlardan yiyeyim. 50 ve üzerine yiyeyim. Konserve açacağım vardı. Dokuz artıyorduk ama değil mi? Neyse hatırlamıyorum. 8 uyuyayım. Araba gidelim yok. Daha loot da yaparız daha geçtiğinde. Kuş da var. Daha geçti. Harap yolun ha, harap tarafında diyorsun, okey. Güzelce bir dinlenelim. Bu sefer Sidon'da başladık. Hala Sidon'dayız. Sabah balığımızı pişirelim. Kahvaltımız. Yemeğimiz. Kitap vardı ondan. Babınex hediye abonelik sana geldi Kerem alt çizgi seyyiden. Teşekkürler Babanks. Sıcak yemek de yapalım şuradan. Elli üç. Dışarısı buz gibi. Yapamayacak ya. 9 saat tamam. Buz gibi abi dışarısı. İnşallah uyuyamayacak. Umuyorum ateş sönmemiştir. Evet Turko, ben de konteynerin orada çıktı saçma bir şekilde. Hazır olmasına 3 hala ya. Nasıl soğuk dışarısı. Gel evreğine. Götür. Dakikaları. Sabah sabah etli fasulyeni de ye. Hadi gidelim.
Sağ buna baka baka. Tarlıtu tesisat veriyor mu? Gerçi şeyde Nacak vermişti ama. Tesisat vermiyor herhalde değil mi zor şeylerde? O nedir? Nasıl tepesi? Bu nedir? Burada metal. Bu nedir? Kuş kabuğu. Bir tane bıçak yaparım. İki tane falan okbaşı yaparım en fazla ya şu anda. Tüfeklerimiz demek ki çıkıyor hala ya. Bitki çayını iç. Bence de vermez. Kurt mu? Kurt da... Ha, iki tane kurt. Geyik zannettim diğerine. Şimdi sırada 3 ev var. Selim hoş geldin. Hayır ben senin Esat ya. Riddant geldi hem de Prime ile 20 aydır bizimle. Eda hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Prime'ın ve 20. ayın için çok sağ ol. Her yer kurt. Her yer kurt. Neyse aydınlık. Orada sahilde ikini alsam 3 tane olacaktı. Neyse bunları bir yere koyarım. Burada bir daha gelirsem. Toplalı kullanırız. Buyur mesaj veriyor. Antibiyotik geldi. Çiğim o sıcak ısızıymış. Bir de tulum versen ne güzel olacak biliyor musun oyun? Daha tulum vermedi hiç ya. İşikten sonra tulum laneti başladı. Buz gibi hava ya direkt üşüyorum. Buradaki madeni söylemişsiniz ama. Yani buradaki madene gitmek için biraz daha burada oyalanmak lazım. Ya böyle hızlı hızlı gezmediğim balık çukurbelerine girmediğim konteynerlara girip gece daha bekleyip maden riskini alacağız. Kuzey ışığı sıklığı fazla zaten. Kuzey ışığı gelebilir. Neyse şurada bir sağ atıyorum. Şey yok. İki
Hiç de yok hala. Bir tane fazla taşıyoruz. Ne yapalım? Hazır bulunsun şimdiden. Ateş yakarsak ısıtırız. Canımız sadece bununla artıyor arkadaşlar. Az önce yaptığımız huş kabuğu. Bunu kaynatıp içiyoruz. Sadece %5 kondisyon veriyor. Mesela şu an kaça düşmüşüz? 55'e düştük. Bunu 60 yapıyor. Bir tanesi. Bu olmadığı zaman canım artmıyor. Çok soğuk ya, çok soğuk ya. Abi kurtlar inanılmaz gerçekten. Kurtlar çok akıllanmış kurtlar. Hiç ses almadan saldırıya geldi yahu. Yapacağıma karar veriyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yatağın arkasına saklanıp mental hasar aldı. Aynen. Gelecek. Geri girebilir. Kulübe de asılınca ben. Yandan girebilir. Şimdi sahil onda kalmaya devam edersem balıkçı kulübelere bakarım. Kaçak göçek. Şuradaki konteynere bakalım. Sonra gece kuzey ışığı gelirse o madene girerdim. Buraya gidersek dereden yukarı çıkarım. Dağ geçtiğine giderim. Kuşları toplayıp güzel bir göle geçerim. Ve bir önceki girdiğimde de o madenin bir şey vermemişti bu arada. Zaten terk edilmiş şey tarafına gideceğiz ya, hiç gitmedik. O madeni de o gittiğimiz zamana bırakalım. Şu an orayı zorlamanın anlamı yok çünkü. Yapmayın. Al işte sis gelmiş ya. Öf, öf. Neredesin lan sen? Ya sıcak diye camı açtım. Her yer sivrisinek oldu. Tavşan kusura bakma artık. Yapacak bir şey yok.
Ses var, yorum sapıtmak istemiyorum. Tavşan korusunu geçtim acaba? Geçmiş Murat. Bakmadığımız yerleri unutmayalım işte. Bir sonraki döndüğümüzde artık belki bir şey giderken onlara geleceğiz. Zaten ben giderken o taraftan gidiyorum herhalde de. Prime hala zam yapmadı mı? Bildiğim kadarıyla 39 TL oldu. Benden öyle kesti çünkü. Az önce bir yerde rüzgar mı kesilmişti? Niye? Ha, burası mesela. Sıcak olan bir yer. Hızlıca ateş yak. Çabuk 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 çabuk. Isınmam lazım. Kömür toparlar mı? Beni toparlar. Tane avuç. Tane bitkiçi. Kurt gelmesin buraya. Tamam. Oh, son meşale çok güzel vardı. Oh be, sonunda köyüme geldim. Deadman'in base'i burasıdır. Kuş köyümüz. Sonunda gelebildim şuraya. Şimdi burada kuş kabukları da canımı galiba toplarım. Toplarım diye ümit ediyorum. Daha sonraki Zermi Göl'den bulacağım testereyle kuş ve akçaaş fidanları kururken Parapatak'la şeye gitmemiz lazım. O sesi verme. Tavucan'a gitmemiz lazım. Hava da güzel. Koşmaya da gerek yok. Yavaş yavaş gidelim. Isı bonuslarımız da var. Hatta şu üç çayını da iç. Biraz daha alsın. Bunu içtiğin anda sen şu an içtik. Kondisyon yenileme 2 saat boyunca aktif olacak. Yani bu 55-60'a çıkacak. 54'e düşmüş zaten. 54-59'a çıkacak. 2 saat boyunca ama üşümezsen, yorulmazsan, susamazsan ve aç kalmazsan hepsini sağlaman lazım. Sağlayamazsan artmıyor. Daha doğrusu düşüyor aynı oranda. En iyi harita. Ya bu neye göre en iyi? İşte ona bir şey yapmak lazım. Yaşamak için mi? Yoksa macera aramak için mi? Ama yaşamak içinse Bozkurt, sahil yolu, gizemli göl. Ama macera için ise kanyon, Black Rock. Yine havalimanı geldi. Orası.
Şey yoka gidiyor. Bu şey yokken de ölüler ölürken modunda, yani oyunda mücadeleler modunda en zor mod ölüler ölürken modu arkadaşlar. Ölüler ölürken modunda huş şeyiyle de artmıyor can. Yani huş şeyi kapalı oyunda. 100 gün yaşadık onda da. Daha da fazla yaşardık. Ama hani yaşayabileceğimizi kanıt etmek için yaşadık. Çünkü ölüler ölürken modu hava şartları olarak, loot seviyesi olarak falan kolay bir mod. Yani ne kadar zorluğu altı olsa da, birçok oyuncu kitlesine hitap etmese de, zor olsa da bizim için bir kolay bir moddu. Onu göstermek için de 100 gün yaşadık orada. Onun da daha zoru işte bu şekilde, bu dedi bana huşu kaparsan, o da daha önce yaptık, Gentle Max oluyor. Çok zor oluyor, çok eziyet oluyor. Full safe'te kalman gerekiyor, hiçbir şekilde üşümemen gerekiyor. O bayağı eziyet modu yani. İyi, hava zaten iyiymiş. Beşer atsak da bir derece düşüyor. Bir kademe daha doğrusu. Şimdi canım uçlar. Kaç tanesiniz? Ama kullanacağım ya, kullanacağım ya. Hakkını vereceğim ama ya. Eti lazım, postu lazım, bağırsağı lazım. Hepsi soğumuş. Herkes kafayı yere tavşanlar. Ama gerçekten bu kadar üst üste gelmesi ve hani tavşan lafının da üzerine böyle chat'te de muhabbetler gerçekten doğrulayıcı olması çok garip değil, çok garip değil mi gerçekten ya? Şunu da vursaydım iyiydi ya. Mağaraya gitsin eve. Aynen. Aynen, mağaraya git. Ya mağaraya git. Ağır çekiç geldi burada da. Yazın notlara ağır çekiç çıkıyor. Çok ilginç. İkinci ağır çekiç oldu. Çok alakasız, evet, saçma. Devam et öyle. Yolumuz üzere zaten. Çok hızlı oldu. Çok hızlı oldu. Kimse görmedi. Buradan az uçuş çıktı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İyi seyirler, iyi seyirler. Şu şu. Dikkat ediyorsanız bu sefer saygı duyarak, dalga geçmeyerek hareket ediyorum.
Lanet tetiklemek istemiyorum. Üzülüyormuş gibi falan yapayım şöyle. Aa. Canım tavşan. Her biri 2,5 can. Böyle düşünün. Her biri 2,5 can. 60 150 oku. Ya buraya. Üç tavşanı da indirdik. Bulutların yerleri değişti ya. Belki buraya demir testere koymuşlardır. Daha önce hiç çıkmıyordu eskiden ama. Bakacağız. Oyundaki saat geçtim mesela. %58 oldu bakın canım. 59'a kadar çıkacak o. %1 daha verecek. Daha fazla vermeyecek. Ya daha o kadar eziyet çektik ki şu an bana bunlar şey gibi geliyor. Ödül gibi geliyor. Benzin bidonu. Centil cani ve centil bal. Ya zaten emot üzerine çalışma yapmam lazım ama oturup zaman bulamadım onlara. Bir sürü yayından kesit geldi, öneri geldi. Güzel oldu. Discord'da da emot öneri kanalımız var. İşte bu yayında bile o memlerden birkaç tane çıkar. Prime'dan abone olunca şey olmuyor ki. Reklam gelmemesi lazım. Ama tabi abone olduğun yayıncıya. Onu izlerken reklam gelmiyor. Mesela senin şu an Prime'ın var. Sadece o Prime ile abone olduğun yayıncıya reklam göstermiyor. Havada resmen köy bizi özlemiş, köyümüzün havası yani. Böyle bir sakinliğe ihtiyacımız vardı gerçekten. Uzun süre köye gitmezsin ve köye gidince o şey hoşuna gider ya. O sakinlik. Ama çok da uzun sürmez o. Hani 2 gün sonra sıkılırsın. Her geldiğimizde öyle hissediyoruz burada. Kontrol yönleme geçti. Bakıyoruz 59 yaptı değil mi? Aynen 59 yaptım. 54'ten artı 5 verdim. Lukatis 23 geldi hem de Prime ile 11 aydır bizimle. Selamlar, iyi yayınlar. Prime ne olmuş Soylu'ya? Lukatis teşekkür ederim Prime'ın ve 11. ayın için. Prime 39 TL oldu arkadaşlar. Normal mi? Vallahi normal. Kusura bakmayın. Yapacak hiçbir şey yok. Lira zaten bedavaydı. O halatı burada vardı. Güzel. Güzel. Halat burada kalsın. Hatta şöyle yapalım. Burada bir ateş verdi. İlginç bir şekilde. Normalde böyle bir şey vermiyordu. Şimdi benzin yavaş yavaş olsun. Şuraya yapacakları falan koyarız. Şöyle yapalım. Benzin bidonu buraya koyayım. Burada metalleri giderken ya da dur bunları kanser tarafına bırakırız.
Hayvan mutfağı var. Onu okuruz. Sıcak istiyorsak bunları toplayıp buraya kurutmayı verelim. Şuraya taş sulası mağaranın içine yapılıyor değil mi? Buraya bir tane taş sulası yaparız. Yakacakları falan içine koymak için. Ondan önce şunları bir toplayayım ben. Post o 40 dakikada topluyor. Aa, o güzel, topla. Bıçak da yok. 40 dakikada da bunu topluyorsun maşallah. Ben genelde post köşesini hep şuraya yapıyordum. Şu tarafa. Şöyle yapalım tavşanlar. O kadar şeyden sonra bu tavşanlar gerçekten umuyorum ki bizi lanet demesin. Bağırsak ve post. Ha, çantayı da kullanabiliriz, evet. Niye böyle oldu? Bunlar burada hazır bulunsun. Hangisini almadık? Nasıl ya? Ha, dondun mu sen? Ama burası sıcak değil mi ya? Allah Allah. Şimdilik şu ağır yakacakları buraya koyalım. Kaç kilo? 15 kilo. Lanet yükler. Oyunda garip şeyler oluyor. Kaç tane etti bakalım. Hiç. 140 can mı gelecek? 8 güzel. Ya 59 olduğunu varsayarsak 99'a kadar çıkacak. Matematiği anladınız. Allah Allah. Dondu bunlar. Uyuyamıyoruz burada maalesef. Ben ağır çekicimi buraya bırakacağım. Şu 70. Altlığı bırakayım. Burayı yapalım şöyle. Ben bir ateşi bırakacağım. Burada alet köşesi yaparız. Yakacakların yanına doğru. Geri kalanlar bende kalsın. Bunları kansete götüreceğim. Tamam ya. Şu an ben buradan gitmem lazım. Bir tane taştan da sonra toplayacağız artık. Demir tesisleri bulmam lazım ama. Şu an en kritikler demir tesisleri ve uyku tulumu. İkisini bir an önce bulmam lazım. Kanset lootumuz var. Kanseti lootlayacağız. Kansette uyku tulumu çıkma olasılığı var. Demir tesisleri çıkma olasılığı çok yüksek. Göreceğiz bakalım. Ama yok. Yine dişi geyik var burada. Bunları topladığın zaman hepsini topla ki spawn olduğunda hepsi bir anda oluyor. Mesela bunlar şey gibi değil. Çubuk gibi değil. Bir fırtınadan sonra pat diye spawn olmuyor. Bunların belli bir günü var. Topladığın zaman belli bir gün sonra hepsi pat diye çıkıyor.
Ben zaten bir ertesi gün bir daha geleceğim. Şimdilik gitmem gerekiyor. Farklı işte babayız. Yani beni anlıyorsunuz. Bazen karıştırabiliyorum şeyleri. Çok Allah'tan bana gelmiyor sivrisinekler ya. Kapatsam da yanıyorum. Şimdi dikkatli olalım. Kurt var orada. Kurtlar maşallah hiç fire vermiyor yani, full varlar. Burada bu yalım sabah tutarız. Bunlar iyi. Antibiyotik aldık artık. Topladığımız gün not alacak mıyız? Aslında alsak iyi olur. 10 saatte yok, 9 artı uyuyalım ya. Onu kurtarmayabilir. Şuralardan onları kaynatmadığımız için içemedik. Canımızı da o yüzden fulleyemedik. Onları uygun bir zamanda yapacağız. Canımızı fulleyebiliyoruz yani, şu anda 99 yapabiliyoruz. Ne alaka? Levye bulamadık hala. Şimdi buhar çekişle metalleri looplarken yanımda taşımaya devam edersem, artısı buraya geri dönmeden direkt harap tarafına geçmek olur. Kilom da çok yok zaten. Taşıyayım ya. Carter'a göre şey yaparız. Bırakırız ya da devam ederiz. Okay. En kötü baraj tarafına bekledim onları. Kurtların nereden çıkacağı hiç belli olmuyor burada. Allah, zaten fırtına da var, meşale de yok ama. Kaçacağız. Kaçmamız lazım. Burada metaller gelmeye devam ediyor. Yani devlet eseri bulamasak bile bayağı sayıda. Bulduk ama. Planları nasıl toplayacağız?
Kartal otu yapmak için ne kadar güzel bir gün değil mi? Çok başı 500 gün idare edersin ya. Okları kaybetmediğin sürece. Gaz veya korseti keşke unuttuk. Yılmazlardan Yegiz geldi hem de Prime ile 11 aydır bizimle. Yağız İyi hoş geldin yayınlar abi. abim. Çok teşekkürler, eyvallah. 11 ay ne oldu ya senin? Ben de Prime'e devam ediyorum ya bu arada. Yine her türlü avantaj kalıyor Prime. Şimdi bakalım. Çiftle kazanan çıkacak, alalım tahminleri. Nasıl bir hadi bakalım olacak bu? DJ Oğuzhan 55 geldi hem de Prime ile 2 aydır bizimle. Oğuzhan hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Prime'ım ve ikinci ayın için. Burada benzin bir durum olduk. Bunun baş. Ama ok başı. Güzel çevirdin. Yanarken yakıt ekleyebiliyor muyuz? Patlamayalım. Ölüyormuşuz. Şu masayı da biliyorsunuz ki çok seviyorum. Bayılırım. İşte bu. İşte bu. Hemen dağ geçtiğindeki şeyler alalım. Fidanlar alalım, kurumaya başlasın. Para ve bot diyorsun. Ben de diyorum ki düşünüyorum. Çıkmasını istediğim şeyler çok farklı da. Bir de ne çıkacak gerçeği var. Kasalıkları ya. Kasaya bir göreyim, öyle hissedeyim. Burada şırıngamızı bir başka bir yerde veriyor muydum? Bayağı var kesici oldu. Nice. Atış referi. Kasa sanki çok bir şey vermeyecek gibi duruyor. Gibi oldu. Yakın oldu. 16'ymış. O nasıl oynar? Ya 26, 16, 26. Bak zorlayan kasalar, böyle bir totemim de var. Bazen güzel şeyler de veriyor ama. Yok, şimdi yapacağım tahmini.
Açtığım kasalar hatırlıyor musun? En çok ne çıkıyordu diye. Nakit ve dur hile. Nakit ve müzik de tam tahmin müziği. Dam 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 dam. Çiçek diyorum. Sadece nakit çektim ve dedim bir şey daha çıkar. Dedim bir şey daha çıkar. Fii. Keşke demeyeydim ya. Keşke demeyeydim ya. Keşke demeyeydim ya. Herkes iki tahmin yaptı. Ben dedim yapmayayım dedim. Tek nakit tahmin eden var mı? Nakit ve gazete vardı da. Telefon böyle miydi ya? Yüzüme garip geldi. Rastmaz sen mi dedin? Yok sen başka bir şey de demiştin sanki. Herkes nakit mi dedi gerçekten? Ben ne bileyim iki tahmin yapayım dedim. O kadar bizi zorladı. Belki bir şey Hursit çıkar dedim. sonrası geldi hem de kademe 3 ile 4 aydır bizimle. Hursit Devam. geliyor. Çok teşekkür ederim. Hursit hem de kademe 3 geliyor. Dördüncü ile geliyor. Kademe 3 tek abonemsin galiba Hursit. Bir de kademe 2 var. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Nakit artı holosko. O da olur gibi. Şu an güzel gidiyor. Safe. Demir testereyi de bulduk. Ağır çekici de bulduk. Hatta iki tane ağır çekici bulduk. Gayet iyiyiz. Ne kaldı? En önemli şey kutu mu kaldı? Alta bir şey koyuyorlar mı? Belli olmaz bakalım. Demir testere bulduk ya artık Pomex. Orada metal sorunumuz olmaz ya. Buluruz her yerden. İyi de benim var aynısından. Ya bir dur. Akif görüşürüz. Esmi Seydi iyi geceler. Lootunun bir adabı vardır. Onu şu an uyguluyoruz. Bir de levyemiz olsaydı aklını verseydik de. Levye yok maalesef. Bomboş. Kart loot üzerine şiir yazılır yemin ediyorum ya. Boş çıkacağını biliyorsun ama vazgeçemiyorsun. İki var var o yok. Işığı biraz azaltayım.
Daha fazla sinek girmesin içeriye. Mesela burada daha önce hiçbir şey çıkmadı bana ama yine de gelip bakıyorum. Aynen Koki, şu an o şekilde o çaresizlikte duruyorum şu anda. Şimdi şöyle yapalım. Buraya bunları bırakalım. Ağır çekici bırak. Şunu bırak. Ya da ağır çekici al. Bunları da al. Şimdi annene gitmeye karar verirsem demir testere de buldum. Yanımda kalsın. Şuna yakıt ekleyelim. Cevaplarda yapacak bir şey yok. Yani levye olmadığı için açamadım. Onları açacağız da. Levye bulsak. Ağrı kesici bayağı bir geldi. Uykutulma mı çıkma odasılığı var buradan ya. Yani bu Carter garip bir yer. Çıkma odasılığı var. Şu merdiven altına bakayım. Mesela demir testleri daha önce hiç öyle o şekilde bulmamıştım. Değişmiş yeri. Şu an bilerek taşıyorum ya. Çok karanlık ya burası ve aydınlatma ihtiyacım var. Uzun yolculuklarda genelde yanıma almıyorum ama hala. Bozkurt'taki sev gitti Dexter. YouTube'dan izlediğinde o kadar çok şaşıracaksın ki neler olduğuna, neler yaşandığına. Hazır mısınız? Geliyor. Geliyor. Geldi. Mali Sahin 44 geldi 5 aydır bizimle. İyi yayınlar. Gelmedi. Mali, hoş geldin. Çok teşekkür ederim Mali Şahin. 5. yıl için. Maalesef bu kutlama gelmedi. Üstteki borulara bak. Baktım. Bakmadığım borum var. Ha şunlara mı? Buradan da mı çıktı oluyor ya? Burada yok. Orada yok. Çanta koymuşlar oraya bir tane. Burada yok. Neyse, onlara sonra bakacağız.
aşağıdaki mağara mı? Ya burada vermeyip orada kesin verdiği oluyor mu? Olmuyor genelde ama. Aşağı bakalım. -19. Çok nadir verdi oluyor, evet. Şöyle yapacağız ya. Şöyle yapacağız. Zaten yukarıda akçaağaç ağaç da olabilir. Akçaağaç ağacı da alalım. Kurt var mı? Kuş bakıp gelelim. Taştaki kuş yap buluruz. Birazcık düştüm, evet. Mesela bu düştü, canım gitti mi? %2 canım gitmiş. Yani yarım yarım kuş kabuğu. %2 gitmiş ya, %5 değil. Tüfekli bir save'de oynuyorsanız burası tüfek de veriyor bu arada. Ama ben gibi böyle boş bir save oynuyorsanız hiçbir şey vermiyor. Şimdi hala çıktım yok. Bitki çiğ ısıtayım. Ya da kuş kabuğu ısıtayım. Onları yapayım hızlıca. Kutuları kapatma hilesi o. Keşke öyle bir hile olsaydı da. Nerelerde kapatmam gerekiyordu, oralarda kapatsaydık. En olmadık yerlerde çıktı hayvanlar. Bunları içelim. Canımız atmaya başlasın. Not almadık. Gün oldu. İkinci gün oluyor değil mi? İkinci gün. Üç toplandı. Nereden olduğumuzu zaten hepimiz biliyoruz. Niye ısındık? Hem şu yukarıda akçaş fidanı varsa çok güzel olacak. Genelde oluyor orada filan. Umarım vardır. Kutlar geldiyse biraz sıkıntı ama meşalemiz var. Uzun süre karanlık oynadık ya, bu bölümde full beyaz geçiyor. Gözlerim mahvoldu. Evet, akçaş fidanı var, çok güzel. Gayet iyi. Buraya sırf bunun için bile gelebilirdik yani. İyi oldu.
Özlediğimiz ok ve yay. Ne zamandır elime almadım. İnşallah bunlarla birlikte mümkün olacak. Tavşan var. Kurt yok. Nice. Gayet güzel. Şimdi fidanlar da şeyde dağ geçtiğinde fidanlar ve akça ağaç kurutarak ben artık kara pataklığa gideceğim arkadaşlar. Kara pataklık yolculuğumuz vatana bile hayırlı olsun. Bağırsak da kuruyor. İki tane. Yalan düş nasıl kaçıyor? Sen daha aç. Her tavşan 25. Tavşanlar açıldı. Bayisler. Şu ok yay bir gelsin. Ben şimdi bile çok hızlı gitmek istemiyorum tavşanlara. Sonra bam diye suratıma lanet okuyorlar. Kurduğum bir tanesi başka bir sevde buraya kadar çıkmıştı. İlk defa öyle bir şeye şahit olmuştum. O günden sonra bir daha almadım. Hoş geldiniz. Ündem zorluk yazabilirsiniz. Dedim anlıyoruz. Mütecavızdan çok daha zor bir serideyiz. Saniye bu arada. Ha, onu yaptım gerçi ya, pardon. Geceye YouTube ilk kısım gelecek. Onu erkenden hallettim çünkü. Geyik var burada. Verdim mi bir şey? Silahlı save oynayacaksanız burada silah da verdiği oluyor. Yeni silahlardan. Şimdi ha, demir tesisleri var artık gerçi. 1 saat. Hero date var. Aslında çok güzelmiş ya. Vallahi açım. Aynen yapmam gerekiyor. Böyle bir şey yapalım. Etleri var bana be. Yankılanıyor. Post. Aynı şey gerçi. İyi beslenmiş mi gidecek? Dersini aldım. 14. Garanti olsun. Sana suratıyım. Direkt götür. Uzun zamandır et yemiyorum. Direkt götür. Gözünün yaşına bakma. 3 saat. Herhalde düşmezsin ya. Hava çok soğuk değildi çünkü. Aynen. Ben de öyle düşmüştüm. Yine benzin bidonu. Ne kadar çok benzin bidonu olduk. Oyundaki işte loot yerleri değiştiği için saçma sapan yerlere bakma ihtiyacı duyuyoruz her seferinde. Hedefe odaklan geldi, çok güzel. Gayet iyi.
Tersten loot'a devam. Güzel, verimli geçti vallahi burası. Hoşuma gitti. Tencere verdim mi? Tenceremi de verdi. Bunu bıraktım. Taşıyacağım. Nice. Eksikler tamamlanıyor. Bir de dönüşte boyu kutulumu versem var ya, mükemmel olur Carter, biliyor musun? Daha senden bir şey istemem. Mr. Hoşgül, görüşürüz. Serhat, hoş geldin. Onları almıyorum. Domates çorbası aldık. Şey yok. Temel hatlar zaten koymuştum oraya. Bir şey çıkmadı valla. Burada şey, harap patat kazalıklarını şimdiden bayağı yaptık. Bayağı burada madara oldu. Yalnız uyku tulumsuz. Yani zor olur mu, olur ama olur bir şekilde. Belki gizemlerin kamp hapis falan verebilir yani. Bakacağımız yerler de var çünkü. Uzakçı barakası da var. Güzel güzel. Hepsini gezeceğiz. Sonunda bir dikiş gitti. Buradan direkt çıkmıştık. Bunları dikiş gitti. Vermedi. Okey. Bu kadar yeter diyor Carter. Bence de yeter. Fena değil. Şimdi şöyle yapacağız. Koş 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 koş. Canımız atmaya devam ediyor. Misler gibi. 3 çaydan içelim. Yalnız stoktan yedik. Harap patatla giderken. Gizemli Göl'deki son böyle huşları da toplarız. Harap Bataklık'ta huş bölgesi var mıydı? Vardı, evet, yukarıda. Oraya da gideriz. Oradan sonra tavacan ineriz, olmadı. Sev güzel oldu bence. Şunları alabilsek. Yuh, fırmış lan boyu. Bayağı fırmış. Onu da mal.
mağaraya atarız. Onları da mağaraya atarız. Şunları gerçi buraya atayım ya. Aynen. Bu direkt şey kit çünkü. Bu direkt yer kit oluyor böyle. Bir tane akçe aç istiyor. İki tane bağırsak istiyor. Yay için. Ben daha var hatta bende. Dur adama sallamaz. Nasıl sallanıyor? İçini kapsadı gibi oldu. Gerçi buraya iki bağırsak daha lazım. Onlar da tavşanlar da var artık. Onu koyduk. O olmaya başladı. Seti fazla mesela. Ben hem buraya hem mağaraya şey yapıyorum. Base kurarım burada genelde. Dark Vader hoş geldin. Çok şey kaçırdın evet. Hele ilk bölüm çok efsaneydi. Sapı bile var iki tane yanımda. Onları da şimdilik buraya böyle kargo tüyüyle beraber atsam güzel olur. 8 orada metal onlar bende kalsın. Şimdi uyumadan gidip yanları da alsam çok güzel olacak ya. Havada fena değil zaten. Koşu gidip. Ben daha şey hiç. Canım biraz daha artsın. Güzel güzel. Tulum harici şey bayağı güzel. Maruz Gül aramıza katıldı. Mr. Hoşgül Prime'a veda ediyor. Teşekkürler Mr. Hoşgül. Prime yolculuğunda bizimle beraber olduğun için. Sen ev aldın abi artık. Devir ekonomi devri. Nerede ucuzluk? Kaç tane şey vardı bu arada? Aylık 60 bin mi borç var? Şimdi kaç ay sürecek böyle ya? Çok 60 bin çok ya. 3 tane mi vardı? Senin eşin de doktordu galiba değil mi? Şaka gibi gerçekten ya. Vadesi çok uzun değil. Ondan mıydı öyle senin 60 bin? 4 ay sonra 40'a düşüyor. Çok şükür bir sene sonra 28 bin olacak. Ha, ilk başlarda öyle fazla alıyor. O nedir abi böyle ya? Yanlar neredeydi ya? Burada değil miydi? Yakın değil miydi? Ben merak yanlış hatırlıyorum. Fidanlar neredeydi? Burada fidan görmüştük ya. Mağaranın ağzında değil mi? Tamam. Hatırlayamadım lan. Bir de yeni evlendin. Doğru şeyler de bu üzerine. Sadece ev borcu değil doğru da. Allah kolaylık versin çok zor. Ya benim bile hala bitmedi ya. Hala sarkıyor sarkıyor. Tamam. Bunları da kurutmaya verdiğimize göre vereceğimize göre gizemli göl loot sonra harap yolculuğu başlayacak. Bir aksilik olmazsa. Oldu diyelim. Evet. Nikahı da sayarsak. İki sene değil aslında da. 1,5 gibi oluyor.
Amazon telefonla iletişim var mı Türkiye? Amazon Türkiye ile iletişim inan hiç kullanmadım ya. Ama vardır çünkü Amazon Türkiye var. Yani hizmetleri var. Ama bunu telefon yoluyla değil de belki mail yoluyla sağlıyor ya da canlı destek yoluyla sağlıyor olabilirler. Bilgisi olan varsa yazsın. Tavşan mı? Telefon da mı var? Güzel. Hadi canım gidiyor hadi. Şimdi koşamayacağım. Şu kurda yakalanmayayım be hadi be. Hadi şu kurda yakalanmayayım. Üşümeden gireyim şuraya bak. Rüzgar da karşıdan vurdu. Çok güzel. Kronosuzluklar gelsin şu an. Bu kadar iyi gidiyor. Bir kurt böyle saçma sapan bir saldırı yapınca ölüyoruz ya. Çaylar içeceğiz. Dur bakayım. Şu an canım kaç? 76. Kaç saat daha yenilenecek? 3 saat. Yani 7,5 daha artacak. Seksen üç buçuk oluyor. Kaç tane çayım var? 3 tane daha var. Her türlü içeceğiz yani bunlar evet. Yani şunun için hesaplıyorum. Gereğinden fazla içersen de boşuna içmiş oluyorsun. Kondisyonun artmıyor. Bir tane sabah kalsın. Evet, kaç oldu? 94. Sonuncu değiştim. 99. Tabii ben biraz yanlış hesapladım da. Ama ilk hesaplamam doğru olduğu için hesap tuttu. Can. Canım neredeyse full. Yani full diyelim biz buna. 99'a. Kaçıncı gündeyiz? Dördüncü güne başlıyoruz. YouTube bölüm sonu. Gizem Gölü lootlayacağız. Tulumu bulacağız. Haraba gideceğiz. Ok yayı yapılacak. İyi beslenmiş de geldi bu arada. Canımız şu an attı. Tam şu anda. %104 olduk. Güzel. Güzel. Tam zamanında geldi. Nice. Teşekkürler YouTube. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.